Evet. Efendim merhabalar. Hoş geldiniz. Kerekeş seminerlerinin bugünkü programında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni konuşacağız. Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Sayın Ayhan Tulu Bey'den dinleyeceğiz. Öncelikle kendimi tanıtarak sözü sonrasında Ayhan Bey'e vermek isterim. İsmim Sefa Şahin, Marmara Belediyesi'nde yazı işleri müdürü olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda Kütüphane ve Bilgi Merkezleri platformunu ve Kebikes seminerlerini birlikte yürütmeye çalışıyoruz. Ben şimdiden tüm izleyicilerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Sözü Ayhan Bey'e bırakıyorum. Ayhan Bey, öncelikle hoş geldiniz. Başlayabilirsiniz, çok sevinirim. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, değerli katılımcılar, öncelikle gecikme için özür diliyorum. Kablosuz network'ten bağlanıyorduk. Küçük bir sorun oldu. Kabloluya geçtik. O aradaki izinleri almam gerekiyordu. Anlayışınız için teşekkür ediyorum. Sizlere 20 Şubat'ta açtığımız Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi, Millet Kütüphanesi hakkında bilgi sunacağım. Sunum planımızda 20 slaytlık bir sunumumuz bulunuyor. 20-25 slaytlık. Daha sonrasında da kütüphanemizin sanal turu bulunuyor. Öncelikle beni tanımayan arkadaşlarımıza kısaca kendimi tanıtmak isterim. 1971 yılında Kayseri'nin Develi ilçesinde doğdum. İlk orta öğrenimi Kayseri'de tamamladım. Daha sonra 1989 yılında İstanbul Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik bölümünü kazandım. 93 yılında bu bölümden mezun olarak Marmara Üniversitesi'nde aynı yıl uzman olarak göreve başladım. 94 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yönetim organizasyon alanında yüksek lisansıma başladım. 96 yılında burayı bitirdim. 97-98 yılları arasında vatani görevimi yedek subay olarak tamamladıktan sonra asker dönüşü Marmara Üniversitesi'nden istifa ederek Bahçeşehir Üniversitesi'ne başladım. 99 yılında. 2010 yılına kadar Bahçeşehir Üniversitesi'nde görev yaptım. 2010 yılında buradan da ayrılarak yeni kurulmakta olan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı olarak göreve başladım. Yaklaşık 6 yıllık bir görevden sonra Cumhurbaşkanlığı'nın talebi üzerine 2016 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı'nın Kütüphane ve Yayın Müdürü olarak göreve başladım. Halen Kütüphaneler Daire Başkanı olarak görev yapmaktayım. Dilerseniz sunumumuza geçelim. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi kuruluş çalışmaları Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 2015 yılında başladı. 2020 yılının Şubat ayında ise seçkin bir davetli topluluğu ile hizmete açıldı. Kütüphanemiz 125 bin metrekare alanda yaklaşık 5500 kişilik oturma kapasitesiyle okuyucularımıza hizmet vermekte. Koleksiyonumuzda 2000 basılı kitap, 12.500 adet basılı dergiye ait 2 milyon üzerinde süreli yayın sayısı mevcut. Ayrıca erişim sağladığımız 56 adet veri tabanı içeriğinde 550 bin e-kitap, 6,5 milyon elektronik tez, 60 bine yakın e-dergiye ait yaklaşık 120 milyon üzerinde makale, rapor ve benzeri içerik bulunmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, ülkemizin en büyük kütüphanesi olup koleksiyonları ve hizmetleri açısından dünyanın sayılı kütüphaneleri arasına girmeyi hedeflemektedir. Genel olarak kütüphanemize baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük kütüphane projesi. 201 kilometre raf uzunluğu, 2018-2019 tarihleri arasında Ankara ve İstanbul'da yaklaşık 300 kişiyle yürütülen kataloglama projesi, 1 milyon 600 bin üzerinde şu andaki kayıt sayısı her gün artmakta, kaydı yapılmış yayın bulunmakta. 12.500 basılı dergiye ait 2 milyon üzerinde süreli yayın sayı girişi, 1 milyon 670 bin kitabın kitap kapakları, 6 milyon sayfanın üzerinde içindekiler ve kaynakça sayfası, yaklaşık 10 bin üzerinde de telif hakları olmayan sayısallaştırılmış kitaplarımız bulunmakta. Şu anda çok güzel bir proje yürütüyoruz. Tüm kitapların yaklaşık 1 milyon 670 bin kitabın
kaynakça sayfaları taranıp OCR'landı. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde proje haline dönüştürüp kitap atıp veri tabanlı yapmayı düşünüyoruz. Kataloglarımızda internet üzerinden açıldığında tüm araştırmacılar ya da kütüphaneciler link vererek içindekiler kaynakça kapaklarını da kullanabilirler. Kütüphane açılmadan önce bize en çok sorulan sorulardan biri, bu kütüphane kimin için yapılıyor? Bu kütüphaneye kimler girebilecek? Bunu ne yazık ki meslektaşlarımdan da duydum. Tabii ki insanlar merak ediyordu ama şu anda Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'ne giriş son derece basit. E-Devlet üzerinden giriş yapabilirsiniz, üye olabilirsiniz ya da bunları yapmadan direkt yeni kimlik kartınız varsa kimlik kartıyla hiç kimseye danışmadan giriş yapabiliyorsunuz turniketini okutarak. İlk defa Türk Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi TÜRSAT'la birlikte bir proje yürütüldü. Yeni kimlik kartlarının kullanılabilirliğini göstermesi açısından yeni bir üyelik kartına gerek olmadan kullanıcılarımız kütüphaneye yeni kimlik kartıyla gelip giriş yapabiliyorlar. Böylece yeni bir maliyet oluşmamış oluyor kullanıcı açısından ve cüzdandaki kart sayısı da artmamış oluyor. Peki yeni kimlik kartı olmayanlar ne yapabilir? Bunlar E-Devlet üzerinden üye olduklarında hızlı geçiş kartı üretebilirler. Normal uçaklara biniş yaptığımız kare kodlu bir kart üretiliyor. Bu kartı dilerlerse çıktısını alıp onu okutarak turnikeden geçiş yapabilirler. Ya da cep telefonundan kare kodu okutarak giriş yapabiliyorlar. Bunların hiçbirini yapmadılar. Nasıl giriş sağlayabilirler? Kütüphanenin giriş kapısına geldiklerinde, kimlik kartını verdiklerinde görevli personellerimiz tarafından 24 saat kullanabilecekleri kare kodlu, şifreli bir kendilerine kart üretilmekte. Bu kartla kütüphaneye giriş yapabilmektedirler. Peki araçla kişiler giriş yapabiliyor mu? Tabii ki kişiler araçlarıyla birlikte araçlarından inmeden yine aynı şekilde kimlik kartlarını ve araç ruhsatını vererek tabletten okutulduktan sonra içeri giriş sağlayabiliyorlar. Bu arada yaklaşık 2400 araç kapasiteli kapalı otoparkımız da bulunuyor. Kullanıcılarımız, okuyucularımız araçlarıyla kütüphaneye giriş yapabiliyorlar. Kütüphanemiz dün de özellikle İstanbul Üniversitesi'nden bölüm başkanı Ümit Konya hocamız bahsetti. İnsanlar Milli Kütüphane ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni karıştırıyorlar ve genelde algı şu yönde. Acaba Milli Kütüphane'nin başkanlığı lağvedildikten sonra Cumhurbaşkanlığı'na mı bağlandı? Böyle bir şey yok arkadaşlar. Her iki kütüphane de farklı bir şekilde yollarına devam ediyor. Milli Kütüphane, Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Yayınlar Genel Müdürlüğü altında. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ise Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na bağlı olarak görevlerini sürdürmektedir. Millet Kütüphanemizin, Milli Kütüphanenin misyonunu üstlenmek gibi bir şu anda görevi bulunmamaktadır. Çünkü yapı itibarıyla baktığımızda Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nin içinde Nasrettin Hoca Çocuk Kütüphanesi, Gençlik Kütüphanesi, Araştırma Kütüphanesi, Nadir Eserler Kütüphanesi, Ses ve Görüntü Kütüphanesi, Cihan Lima Salonu, Süreli Yayınlar Salonu, okuma salonları, depolar, özel koleksiyon alanları gibi kütüphane alanları bulunmakta ki biz 7'den 77'ye her türlü kesime hizmet veriyoruz. Kütüphanede sadece raflar, kitaplar bulunmuyor. Sosyal ve kültürel mekanlar da bulunuyor. Konferans salonu, 500 kişilik konferans salonu, buna bağlı 8 tane toplantı salonu, 16 kişilikten 36 kişiliğe kadar eş zamanlı toplantılar yapabilmek için. 2 tane nitelikli seminer salonu, divan salonu olarak isimlendirdiğimiz yaklaşık 400 kişinin oturabileceği, serbest zaman geçirdiği kütüphanenin giriş alanında bulunan bir mekan. 60'ın üzerinde grup çalışma odaları bulunuyor. 2 kişilik, 4 kişilik, 8 kişilik şeklinde. Buraları rezerve ederek 4 saatlik kullanabiliyorlar. Özellikle grup çalışma odalarında teknolojik donanım bulunmakta, LCD ekran, kablosuz internet vesaire gibi imkanlar bulunuyor. Ayrıca neredeyse bir üniversite açacak kadar sınıflarımız bulunuyor. 20'ye yakın sınıfımız var. Eğitimler vermek amacıyla eğitim merkezimizde. Ayrıca atölyelerimiz bulunuyor. Özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TÜBİTAK'la beraber yürüttüğümüz proje kapsamında 3 tane atölye kuruyoruz. Bunların çalışmaları bitmek üzere inşallah
eğitim kurumları, ilk, orta ve lise gelip burada deneylerini yapabilirler ya da robotik atölyesinde kodlama dersleri alabilirler. İlerleyen zamanda özellikle Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından siber güvenlik ve artırılmış gerçeklikle ilgili laboratuvarlarımız da kurulacak. Bunlarla ilgili de çalışmalar devam ediyor. Şu anda mücellithanemiz faaliyete geçti. Ciltlerimiz yapılmaya başlıyor. Yine 1000 metrekarelik Türkiye'nin belki de en büyük şifanelerinden, kitap şifanelerinden biri kitap şifanemiz. Çok az kaldı, altyapısı tamamlanmak üzere. Yemek salonumuz var. Restoran olarak isimlendirmedik, yemek salonu olarak adlandırdık. Bir giriş katında 24 saat açık olan yaklaşık 170 kişilik yemek salonu ve üst katta, 6. katta kütüphanenin en üst katında 400 kişilik büyük bir yemek salonu daha bulunmakta. Dinlenme alanları mevcut kütüphanede bol miktarda. Okuma salonlarının içinde 2. ve 4. katta okuma salonlarımız bulunuyor. Bu alanlarda insanların otomatların bulunduğu, oturup çayını kahvelerini içebileceği 8 tane de ayrıca mekanlar bulunmakta. Müze ve sergi salonlarımız var. Daha önce bahsetmiştim, kapalı otoparkımız bulunuyor. 4 katlı 2400 araçlık. Ve çok detaylı bir kataloglama yapıyoruz RDA standartlarında. Özellikle kongre kütüphanesini örnek alıyoruz. Onun için kayıtları üst düzeyde tutuyoruz. Açık raflarda kitaplarımız kongre kütüphanesi sınıflama sistemine göre sıralanıyor. Depolarda ise sanal demirbaş numaralarına göre. Ayrıca diğer kütüphanelerin de kullanması açısından düvey olma sınıflama numaralarını da veriyoruz. Konu başlıklarında Türkçe, İngilizce konu başlıkları kullanıyoruz. Eğer eser farklı dillerde yazılmışsa mutlaka 880 mark kayıt alanlarında o dilden isimlerini de yazıyoruz. Şimdi Türkiye'de ilk defa kullanılacak olan kitap entegre taşıma sistemi. Bu yaklaşık dünyada 160 büyük kütüphane tarafından kullanılıyor. Bizde de ilk defa Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde kullanılacak. Binanın dört noktasında şaft olarak isimlendirdiğimiz alandan alt kattan, eksi dörtten en üst kata, 12. kata kadar çıkıyor bu asansör sistemi, raylı sistem. Otonom sistem bu tamamıyla. 37 adet kitap istasyonu mevcut. 3900 metre, yaklaşık 4 kilometreye yakın bir ray uzunluğu var. En son ziyaret ettiğimizde Fransız Milli Kütüphanesi'ndeki kapasite ray uzunluğu 8 kilometre şeklindeydi ki 4 tane büyük kule ve yıllar önce kurulmuş bir kütüphaneydi. Bununla ilgili videolar var. Sunumun sonunda bu videoları da paylaşacağım. Kitap entegre kitap taşıma sistemi nedir? Özellikle RFID sistemiyle beraber returnerler, self-check'le birlikte işleyen bir sistem entegre bir şekilde. Depolan kitabı verdiğinizde okuyucunun isteğine göre hangi kata istiyorsa kitabı o alana, istasyona çıkarabiliyorsunuz. Ya da dışarı ödünç vermeye başladığımızda return'den kitap iade istasyonlarından kişiler iade ettiğinde kitap hangi bölüm ya da kütüphaneye aitse kitap arabaları tarafından otomatikmen o alanlara taşınmaktadır. Bir taraftan da fiziksel olarak kitap kataloglamaları vesaire yaparken 1 milyon 600'ün üzerinde yaklaşık 10 bin üzerinde de kitapları sayısallaştırdık dijital kütüphanemizde. Bunların kontrolü halen ve aktarımları devam ettiği için henüz daha dışarı açmadık bunları. Şu anda 10 bin üzerinde dijitalleşmiş, sisteme aktarılmış da 5500 civarında yaklaşık 1 milyon sayfalık kitabımız mevcut. Bu kitaplardan bir görüntü içeriklerinde. Yaklaşık 13 koleksiyon var. Özellikle daha önceki cumhurbaşkanlarımızın kitapları, Atatürk'ün özellikle 2400'e yakın kendi şahsi kütüphanesinde ait kitapların dijitalleştirmesi tamamlandı. Kontrolleri bittikten sonra onlar da burada Türkiye'nin kullanımına ya da dünyanın internet olan her yerden insanlar ulaşabilecek. Ücretsiz olarak ve şifresiz olarak bu alanlara ulaşılabilecek. Ayrıca ses ve görüntü kütüphanemizde TRT'nin desteğiyle, TRT ve Türk Hava Yolları'nın yazılım desteğiyle birlikte oluşturduğumuz Turna isimli bir yazılımımız var. Burada TRT'nin yaklaşık 1 milyon 200'e yakın müzik eserleri, sesli kitapları ve film, dizi gibi içerikleri bulunmakta.
Henüz buranın da dışarı açılımını yapmadık. Özellikle bu COVID-19'dan sonra network altyapısını yormamak açısından hem sanal kütüphane, hem dijital kütüphane, hem katalog, inşallah süreç biraz daha hafifledikten sonra bunları da dışarı kullanıcıya açmayı planlıyoruz. Sesli kitaplardan Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur isimli bir kitabı. Okuyucularımız ses ve görüntü kütüphanesi ya da kütüphaneye geldiklerinde intranet üzerinden bağlanıp müzik eserleri, video, film ya da sesli kitapları buradan dinleyebiliyorlar. E-kaynaklar özellikle birçok devlet kurumuyla beraber protokollerimiz oldu. Bunlar özellikle Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri dışarı açılmadan önce yaklaşık 45 milyon belgesini Cumhurbaşkanlığında açtı intranet üzerinden. Güvenli kamunet hattı çektirmiştik bununla ilgili. Yine aynı şekilde Türkiye Yazma Eserler Kurumu'nun yaklaşık 500 bin künyesi ve 100 bin üzerinde yazma eserleri kullanıma açıldı araştırmacıların Nadir Eserler Kütüphanesi'nde. Yine aynı şekilde TRT'nin 1 milyon 200 bine yakın müzik eseri ve bizim abone olduğumuz veri tabanları ULAKBİM'in sağladığı yaklaşık 56 veri tabanı araştırmacılarımız şimdilik fiziksel olarak kütüphaneye geldiklerinde yararlanabiliyorlar. İlerleyen süreçte E-Devlet üzerinden, üyelikler üzerinden bu kaynaklara da erişim sağlayabilecekler. Yine birçok işbirliklerimiz oldu kütüphane bir şekilde işlemler yürürken. Dışişleri Bakanlığı'yla 2017 yılında başlattığımız Kültür İşleri Genel Müdürlüğü ile birlikte Dünya Kitaplığı Projesi, yaklaşık burada 103 farklı ülkeden 10 bine yakın fiziksel kaynaklar geldi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofisi ile beraber yürüttüğümüz projelerimiz var. Yine Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivlerinin içerik sağlaması, Milli Saraylar Başkanlığı ile birlikte yürüttüğümüz Türkiye'nin en büyük açılan sergisi, Sanayi Teknoloji Bakanlığı ile birlikte ve TÜBİTAK'la birlikte atölyeler, Türkiye Yazma Eserlerin yazmaları, ULAKBİM tarafından sağlanan ekval veri tabanları, TÜİK ile yeni bir protokol yaptık. İlerleyen süreçte bunun lansmanı da yapılacak. Araştırma Merkezi Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde de hizmet vermeye başlayacak. Ayrıca kuruluşundan itibaren tüm elektronik içeriklerini bizle de paylaşacaklar. Biz de tüm araştırmacılara bunları kendi kütüphanemiz üzerinden paylaşacağız. TRT ile işbirliğimiz sürekli devam ediyor. Türksel ve Türksel tarafından görme engelliler için oluşturulan bir teknoloji sınıfı var. Türk Telekom'la yeni projelerimiz var. Ve birçok ülkeden işbirliği talepleri geliyor. İnşallah ülkemiz için çok güzel işler yapılacak kütüphanecilik anlamında. Bu protokollerdeki süreçler de devam ediyor. Tabii ki Cumhurbaşkanımıza olan sevgi, ilgiden dolayı yaklaşık 20'ye yakın özel koleksiyon geldi. Halen de gelmeye devam ediyor. Bunlardan en tanınmışlarına baktığımızda Mehmet Şevket Ege geçen yıl rahmetli olmuştu. Yaklaşık 50 bin kitap, bunlardan 1200 tanesi yazma, 15 bin tane Osmanlıca eser, süreli yayın sayılarıyla birlikte 60-70 bin civarında bir eseri bedelsiz olarak Cumhurbaşkanlığına bağışladı. Yine Abdülbaki Gölpınarlı'nın ailesi tarafından farklı kütüphanelerinde bulunan kitapları bize devredildi. Müzisyen Çınıçen Tanrıkor'un müzik eserleri, besteleri Cumhurbaşkanlığı kütüphanesine geldi. Halen çalışmalar devam ediyor. Yine Katar'dan ilim adamı Hendavi'nin koleksiyonu geldi. Katar'dan yine başka bir alimin koleksiyonu geldi. Bunlar yaklaşık 20-25 bin aralığında kitaplar. Şefik Can koleksiyonu geldi. Cemil Meriç'in özellikle Ümit Meriç tarafından yaklaşık 250 adet kendi özel kitapları, Osmanlıca kitapları bağışlandı. İlber Ortaylı tarafından çok büyük koleksiyon kütüphanemize bağışlandı. Halen hoca evdeki kitapları peyderpey bize veriyor. Saman Hatice Elmacıoğlu yaklaşık 30 bine yakın koleksiyonunu bağışladı. İSİS Press'in kurucularındandır Saman Elmacıoğlu. Ve Cumhuriyet tarihinde belki de şimdiye kadar açılmış iki tane büyük bir sergi açtık. İlk defa bazı eserler Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin açılmasıyla birlikte 20 Şubat'tan itibaren ziyaretçilere açıldı. Bunlardan en önemlisi Mürekkebin İzi Yazma Eserler Sergisi isimli bir sergimiz. Burada Türkiye Yazma Eserler Kurumu, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler, Millet Kütüphanesi,
Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi, Türk İslam Eserleri Müzesi ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu'na bağlı diğer kurumlardan Türkiye'nin en önemli yaklaşık 70'e yakın yazma eseri getirildi. Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi sergi salonunda hizmete açıldı. Bu sergi salonu Mürekkebin İzi isimli sergi Selçuklu Müze ve Sergi Salonu'nda açıldı. Yaklaşık bu sergi alanı 1000 metrekare. Diğer bir sergimiz ise Devlet Arşivleri Başkanlığı ile birlikte yürüttüğümüz. Tabii ki bunların hazırlık aşamasında bu isimleri saydığım kurumlar ve özellikle Cumhurbaşkanlığı, Milli Saraylar Başkanlığı bu işe ön ayak oldu. Çalışmaları gece gündüz yürütülen bir çalışmayla yaklaşık 1,5 ayda bu çalışmalar açılışa hazır hale getirildi. Bu Hattı Hümayunlar sergisi özellikle Kanuni Sultan Süleyman'dan Vahdettin'e kadar olan ferman, berat, defter ve Hattı Hümayunlar gibi içerikler yer almakta burada da. Bu sergide de ilk defa 2. Mahmut'un 6 metre uzunluğunda bir hattı yayınlandı. Ekranda da gördüğünüz gibi başarı Allah'tandır sözünün meali. Bir taraftan da tabii ki biz hiçbir şekilde tüm kütüphaneler ve dünya bir şekilde virüsü beklemiyordu. Yaklaşık 6 aylık kültür sanat faaliyetleri planlamıştık. Etkinliklerimizde ilk İlber Ortaylı Hoca ile buluşacaktık. 15 Mart'tı. Yalnız işte 11 Mayıs'ta Türkiye'de virüs görülmeye başlayınca tüm etkinlikler ileriki tarihlere iptal edilmiş oldu, ertelenmiş oldu. Yine çocuk kütüphanemizde özellikle bu uygulama yurt dışında gördüğüm bir uygulamaydı. Türkiye'de de bunu yapmaya başladık. Kütüphanede kendi kitabınızı yazmak ister misiniz? 2 hafta bu etkinliğe başlamıştık. Bu da erteledik. Burada çocuklar 8-12 yaş arasında gelip şiir, deneme, resim yapıyorlar. Belli bir süre sonra özellikle kitap şekline geldiğinde ciltleri de kendileri yapacak. Kitaplarına isim verecekler ve kütüphanede, raflarda, uygun yerde yerini almış olacak ve çocukların da kütüphaneye bu şekilde aidiyet duygusu gelişmiş olacak. Şimdi yaklaşık kütüphane 20 Şubat'ta açılmıştı. 15 Mart'ta pandemiden dolayı kapatmak zorunda kaldık. Bu süreçte 160 bine yakın bir ziyaretçi oldu. Bu ziyaretçilerin yaklaşık 60 bini E-Devlet üzerinden gelmişti. Biraz önce E-Devlet'e baktığımda üyelik süreci aktif olan 82 bin kişi gözüküyor. Bu yaklaşık 20-25 günlük süreçte günlük ortalama hafta içi 6133 kişi, hafta sonu ise 14348 kişiyi bulduğumuz olmuştu. Adeta insanlar çevredeki AVM yerine kütüphaneye gelmeye başladılar. Bu da güzel bir gelişme. Tabii ki ders çalışmaya gelenler de vardı, kütüphaneyi merak eden insanlar da vardı ama en azından AVM yerini, kütüphaneyi tercih etmeleri önemli bir gelişme. Ve özellikle Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nin açılması Ankara'ya hem sanat hem kültür yönünden bir hareket getirdiğini düşünüyoruz ki yaklaşık bu 25 günlük süreçte de bunu görmüş olduk. Kütüphaneden giriş fotoğrafları yer alıyor. Araçlı ve yaya olarak girişler. Çünkü 14 bin kişinin geldiği bir yerde mutlaka yığılmalar oluyor. Kütüphanemizde bahsetmiştim. Sadece kitap, raf vesaire değil, bir hayli dinleme alanları, oturma alanları, restoran, kafe, pastane gibi alanlar da bulunuyor. Tekerlekli sandalyede amcalar, teyzeler, çocuklar gece vakitlerinde kütüphaneye gelen insanlar oluyordu 12'de. Sergiden bir görüntü. Dilerseniz kütüphanenin sanal turunu henüz daha dışarı açmadık. Bunlar çok fazla internetten alan kapladığı için ve Cumhurbaşkanlığında da yoğun bir şekilde online sunumlar var. Bunu sekteye uğratmamak açısından inşallah ilerleyen süreçte herkesin kullanımını açmak istiyoruz. Ama öncesinde ben size dilerseniz bir sanal tur yaptırmak isterim. Ayhan Bey, siz onu açarken ben de ufak bir hatırlatma yapayım. Sorularınızı Zoom ve YouTube üzerinden chat kısmından ve Q&A kısmından sorabilirsiniz. Sunum bitiminde Ayhan Bey'e içlerinden bazı sorular yönetmeye çalışacağım. Bunu da buradan belirtmiş olayım Ayhan Bey sunumunu açarken.
Şimdi arkadaşlar, burası kütüphanemizin görüntüsü. Akşam saatlerinde çekilen bir görüntü. Binamız 12 kattan oluşuyor. 11 katı kullanımda. Ama bu alanda kod farkı olduğu için -4 alanı normal diğer taraftan baktığımızda bakanlık tarafından normal zemin girişiymiş gibi, ama kütüphanenin ana girişi bu alanda bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelmeyenler için en azından kısaca bir gösterecek olursam alanı. Bu kütüphane binamız, görmüş olduğunuz. Burada yemek ve sergi salonumuz var. İki binanın arası... Ayhan Bey, şu an sunumumuz yansımadı. Yansıdı ve geri gitti. Bir dakika. Evet, tekrar açabilirsiniz. Şu an gözükmüyor çünkü. Tamam, hemen geliyorum. Sharing yapmadığımız için olmuştur. Şimdi geldi mi? Evet, şu an geldi. Tamam. Teşekkürler. Arkadaşlar, tekrar alacak olursam, kütüphane binamız akşam saatlerinde çekilen bir görüntüydü. Toplam 12 kattan oluşuyor. Bu alanda özellikle kültür ve sanat faaliyetlerinin yürütüleceği kütüphane, yemek ve sergi salonu hemen kütüphanenin karşısında. Ortadaki alan yaklaşık 4 kattan oluşan bahçenin alt katı, otopark alanı, 2400 araç park edebiliyor. Otopark alanına bu alandan giriliyor, buradan otoparka çıkılıyor. Kişiler otoparka aracını park ettikten sonra direkt dışarı çıkmadan ya da dışarı çıkarak bu alandan dışarı çıkabilirler, bahçeden yürüyebilirler. Ya da bahçeye çıkmadan direkt kütüphanenin içine otoparktan çıkış sağlayabilirler. Özellikle okuyucularımızın cuma günleri ya da diğer vakitlerde camiye gidebilmeleri için Cumhurbaşkanlığı Millet Camisi'ne, şu anda kapımız açık değildi açıldığında, burada da bir ara kapı yapıldı. Okuyucular buraya kartlarını okutarak geçiş sağlayabilecekler. Yine büyük etkinliklerin yapıldığı hemen caminin yanında 2200 kişilik büyük bir kongre merkezimiz var. Burada da bir hayli etkinlikler yapılıyor, faaliyetler yürütülüyor. Dilerseniz kütüphanemizden değişik bölümlerden bahsedeyim. Kütüphanemiz içinde bir hayli kütüphane bulunuyor, farklı kütüphaneler. Nasrettin Hoca ve Çocuk Kütüphanesi, bu 5-10 yaş grubu için tasarlanmış ve bu yaş grubuna göre mobilyalar ve renkler seçilmiş. Yaklaşık 200 kişilik oturma alanı var. Tamamıyla oturma alanları, masalar çocuklara göre dizayn edilmiş. Bu alanda da çocukların yaş gruplarına göre seçilmiş, sınıflandırılmış. Yaklaşık 25 bin kitabımız var. Burada yine çocukların dijital içerikleri ve toplu etkinlik yapmaları için dijital alan mevcut. Hem bireysel hem toplu etkinlikler için dijital dokunmatik ekranlar ya da toplu etkinlik alanları için projeksiyon ve perde mevcut. Burada toplu etkinlikler yapılabiliyor. Ayrıca burada yine çocuklar için oluşturulmuş sanat atölyemiz var. Küçük burada fotoğraf, resimler ya da değişik etkinlikler yapılabiliyor. Gençlik kütüphanemiz yine çocuk kütüphanesinin olduğu alandan giriş sağlanıyor. Ortak bekleme alanları mevcut. Aile geldiğinde çocuğunu bu alana bırakıp çocuk kütüphanesine, dilerse buradaki bankonun arkasında yer alan 30 kişiye yakın oturma alanı var. Burada da zaman geçirebilirler. Gençlik kütüphanesi de yaklaşık 15 bine yakın şu anda kitap bulunuyor. Gençlerin genelde okuma seviyesine göre. Yine burası da 10-15 yaş gruplarına göre ayrılmış. Gençlerin burada bireysel çalışmaları için ya da film, müzik dinlemeleri için yine bu şekilde kabinler mevcut. 20'ye yakın kabin. Burada rezerve edilerek bu alanları da kullanabiliyorlar. Ses ve görüntü kütüphanemiz burada yine hem TRT'nin sağladığı dijital içerikler, hem de dilerlerse kendilerin yine bilgisayarlardan yaklaşık 10 bine yakın fiziksel DVD'miz mevcut. Buradan belgesel ya da filmleri izleyebilirler. Bu alanlarda da yine ekranlar mevcut, dokunmatik ekranlar, ya da serbest zaman geçirmek istiyorlarsa bu alanlarda özellikle bilgisayarını koyup bu tabureler ya da alanlarda bilgisayarını kitabını istediği şekilde ayarlayabilirler bu alanda. Nadir Eserler Kütüphanesi. Nadir Eserler Kütüphanemiz de genelde insanlar geldiğinde burada nadir eser görmek istiyor, ama genelde hepimizin bildiği gibi nadir eserler mümkün olduğunca depoda bulunuyor. Genelde dijital kopyalarına ulaşıyorlar okuyucular. Bu alanda da ayrıca 8 tane grup çalışma odası mevcut. Devlet Arşivleri ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu'nun eserlerine de geldikleri
de araştırmacılar PamuNet üzerinden bu alandan giriş sağlayabiliyorlar. Araştırma kütüphanesi iki bölümden oluşuyor. Burası özellikle araştırmacılar, akademisyenler, lisansüstü öğrenciler için oluşturulmuş bir alan. İçerik tamamıyla akademik. Yaklaşık burada da 630 kişilik bir oturma alanımız var. Kendi içinde iki kattan oluşuyor. İki bölüm olduğu için üst kattan diğer kata da geçiş sağlanabiliyor. Burada da 16 civarında grup çalışma odası var. Burası da rezerve ederek kişiler burada da grup çalışması yapabilirler. Özellikle bu alanda da açık raf sistemi mevcut. Araştırmacılar dilerlerse istedikleri kitapları buradan raftan alıp okuyabilirler. Ya da depodan bir kitap isteyeceklerse. Henüz depoyu kitap taşıma sistemimiz faaliyete geçmediği için açmadık. İnşallah yıl sonuna da depolarımız faaliyete girmiş olacak. Salonlarımızdan bahsetmiştik. Kütüphanemizin aslında şekillendiren, kütüphanemize yön veren, kütüphanemizin kalbi olarak nitelendirdiğimiz en önemli salonumuz Cihan Lüma Salonu. Mimarımız da bu şekilde tamamıyla bura etrafında şekillendirmiş. Burası yaklaşık kubbeli bir yapı. Kubbe yüksekliği 32 metre, 37 metre kubbenin çapı var. Ortasında bir dünya küresi bulunuyor. Bilginin dünyaya açılan kapısı olarak isimlendiriliyor. 16 sütundan oluşuyor. 16 Türk Devleti'ni ifade ediyor. Ve 7 kat, 7 kıtayı ifade ediyor. Özellikle bu kütüphanenin giriş katında Dışişleri Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz projeden gelen kitaplar her ülke için ayrılmış alanda bulunuyor. Yaklaşık 103 ülkenin burada kitapları bulunuyor. Ayrıca tarihte kurulan Türk Devletleri ile ilgili kitaplar ve Cumhurbaşkanlarımızla ilgili onlar hakkında yazılan kitaplardan seçki yine bu kütüphanede bulunuyor. Bu kütüphanemizde de yaklaşık 200 bin civarında kitap var. 7 kattan oluştuğunu söylemiştik. Her kattan üst katlara geçiş sağlanan rafların arkasında merdivenler var ya da çift katlardan asansörle bu alanlara geçiş sağlanabiliyor. Girişte ve ikinci katta oturma alanı var. Diğer türlü okuyucular raftan kitaplarını alıp okuma salonlarına ya da alt kata geçip çalışabilirler. Özellikle kubbesinde Alak suresinin 4. ve 5. ayetleri bulunuyor. O kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir. Genelde insanların kütüphaneye geldiğinde mest olduğu alan burası diyebiliriz. Çünkü bunlara şahit olduk. İnsanlar buraya gelip yer kapmak istiyorlar burada oturmak için. Okuma salonlarımız 2. ve 4. katta bulunuyor. Bu katlarda da yaklaşık okuma salonlarımızda 150 bin kitap 2. katta, 4. katta da 150 bin, toplam 300 bin kitap bulunuyor. Okuma salonlarında açık raf sistemi, ELSI sınıflama sistemine göre düzenlenmiş. Özellikle okuyucular geldiğinde oturacak alan bulamadıklarında bu bölümde eğer e-devlet üzerinden üye olmuşlarsa kitabı alıp self-checklerden, otomatik ödünç verme makinalarından diğer alanlara geçiş sağlayabiliyorlar. Özellikle virüsten sonra özellikle kitap steril cihazları da aldık. Self-check cihazlarının yanında okuyucular kitapları alıp okumadan önce bu cihazlara kitabı koyup bir dakikada kitabı dezenfekte edebilirler. Burada da yine grup çalışma odaları, dinlenme alanları mevcut. Konferans salonumuz, çok fazla zaman almak istemiyorum. Konferans salonumuz var, 500 kişilik bahsetmiştik. 4 tane simultane çeviri odası var. Yine burası da ilerleyen zamanda etkinlikler için kamu kurum ya da STK'ların kullanımına açılmış olacak. Seminer salonlarımız var. Üst düzey 2 tane nitelikli, daha üst düzey toplantıların yapılması için. Bunlar bir tanesi 42 kişilik, diğeri 66 kişilik. Bunlar da tamamıyla bilgisayarlar masa üzerine gömülmüş şekilde o kullanıcı dilediğinde konuşma sırası kendisine geldiğinde düğmeye basarak bilgisayarını çıkarabilmekte ya da toplu olarak bunlar kontrol edilebilmektedir. Süreli yayınlar salonumuzda yaklaşık 1600'e yakın derlemeden gelen süreli yayınlar var. Ayrıca yine abone olduğumuz veri tabanlarından araştırmacılar dilerlerse yaklaşık 150 ülkenin gazete dergilerine buradan ulaşabiliyorlar.
Genel olarak bahsetmek istediğim bunlar. İsterseniz bir de kitap entegre sisteminden bahsedeyim. Kütüphaneye kurulacak olan, belki görmemiş olabilirler arkadaşlarımız bunu. Ekran görüntüsü geldi mi? Şu an gelmedi Ayhan Bey. O zaman tekrar. Hayır, şu an geldi. Evet. Bu da yarı otomatik bir sistem. Kitaplar iade edildikten sonra sistem otomatikmen RFID'den okuduktan sonra kitap arabaları otomatikmen açılıyor. Kitap nereye gidecekse artık raylar üzerinde kitap arabası hareket ederek ilgili yerlere kitabı, kitap istasyonları, kütüphanede yer alan 36 ya da 37 istasyona kitabı teslim etmiş oluyor. YouTube üzerinden de arkadaşlar bu videoyu izleyebilirler. Biraz sistemden dolayı yavaşlık olabilir. Genel olarak bahsetmek isteyeceğim bunlar bahsettiklerim. Ayhan Bey, çok teşekkür ederiz. Ederim Sefa'na. Aslında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin Çocuk Kütüphanesi'nden nadire sağ kütüphanelerine sesli ve görüntülü bölümünden araç park yerine kadar çok bütün alanları düşünülerek planlanmış bir kütüphane olduğunu görüyoruz. Tabii açılmadan öncesinde de çok fazla yoğun bir emek vardı orada. Bu manada destek olan herkese biz çok teşekkür ederiz sizin. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Meslektaşlarıma, arkadaşlarıma destekler için. Şu anda yoğun bir katılım var. Hem YouTube hem Zoom üzerinden. Bazı sorular var. Müsaade ederseniz birkaçını size yöneltmek isterim. Evet. İlk soru personelle alakalı. Zaten sizle deneme aşamasında da görüştüğümüzde soruların geleceğini söylemiştik. Burada personel alımı ile ilgili nasıl bir yöntem izlendiğini, hakeza şu anda çalışan bilgi ve belge yönetimi mezunu sayısı, personel yeterli olup olmadığı gibi bazı sorular var. Bunları yanıtlayabilirseniz çok seviniriz. Tabii ki. Şu anda kütüphanemizde yaklaşık 250'ye yakın personelimiz var. Bizim İstanbul'da da küçük bir şubemiz var. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Beşiktaş yerleşkesinde. Yaklaşık 4 yıldır İstanbul'da 9 arkadaşımız hizmet veriyorlar. Özellikle İstanbul'daki dermenin teslim alınması, bazı kitapların işlemi yapılıp Ankara'ya intikalini sağlıyorlar. Şu anda kütüphanemizde çalışan bilgi belge, kütüphanecilik, arşiv ya da daha önceden mezun olan doküman takımı dahil 71 civarında mezunumuz var. Baktığımızda ki bu zaten iflas standartlarında 1/3 oranına uyuyor. Tabii ki personeli henüz daha tamamlamadık. Şu anda virüs pandemiden dolayı bir sürü alımlar durduruldu. İnşallah ilerleyen zamanda nihai personel sayısına ulaşmış olacağız. Cumhurbaşkanlığı'nın kendine has bir personel seçim kriterleri var. Tabii ki bir kısmı bunların hepsini burada açıklayamam. Bize bir hayli CV'ler gelmişti. Bunları paylaştık makamla. Uygun olanlar başlatıldı. Şu anda da bahsettiğim gibi 1/3 oranında meslektaşım çalışıyor. Tabii ki burası bir kütüphane ama aynı zamanda bir yaşam merkezi. İçinde konferans salonları, sergi salonları, sadece bilgi belge yönetimi mezunuyla yöneteceğimiz bir alan değil burası. Uluslararası işbirliklerimiz var. Yabancı dile hakim çok iyi kişilerin olması gerekiyor. Şu anda filoloji mezunu, Arapça, İngilizce, Almanca, 7-8 dilde mezun olan, bizde çalışan arkadaşlarımız var. Hukuk mezunumuz var. Sorbon'dan mezun, Fransızca'ya hakim, yine Fransız dili edebiyatından mezun arkadaşlar gibi birçok alanlardan çalışanımız var. Ki bunlar da olması gerekiyor. Dünya kütüphanelerinde kütüphanelerine baktığımızda da bunu görüyoruz. Teşekkür ederiz. Bir diğer soru, hazır COVID-19 süreciyle ilgili de siz de bir bahsettiniz. Bu COVID-19 sürecinden sonraki aşamada kütüphanecilikle ilgili yeni tedbirler ya da yeni hazırlıklar kütüphanelerde neler yapılmalıdır? Bununla ilgili varsa görüşlerinizi alabilir miyiz? Tabii ki bu konuda özellikle Cumhurbaşkanlığı İdari
İşler Başkanlığımızla görüşüyoruz. Bağlı olduğumuz üstlerin orası bizim. Onların kararına göre mutlaka önlemler alınacak ama bizim de düşündüğümüz bazı önlemler var. Şu anda bizim okuma salonlarında yaklaşık 1300-1400 kişilik oturma kapasitemiz var. Buradaki kapasiteyi düşüreceğiz. Özellikle 2 kişilik masada tek kişi, 4 kişilik masalarda 2 kişi, 6 kişilik masalarda 3 kişi oturacak şekilde bunları ayarlamaya çalışıyoruz. Ki zaten bizde de normalde oturma şartlarında standartlara uygundu. Kişilere ayrılan oturma alanı 1,5 metrekareydi. Zaten pandemide de önerilen COVID-19'da bu. Ama biz bunu biraz daha ileri götürerek kapasiteyi biraz düşürmek istiyoruz. Belli bir süreçte daha az okuyucu alacağız. Elektronik kaynakları daha fazla aşmaya çalışacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle işte kitaplar okuyucular almadan önce ya da sonrasında dezenfekte edilmesi için 20'ye yakın okuma salonlarına, çocuk kütüphanesine ve diğer kütüphanelerine bu cihazlardan aldık. Okuyucular kitabını okumadan önce bu cihaza koyduklarında yaklaşık bir dakika içinde kitaplarını dezenfekte edebiliyorlar. Teşekkür ederiz. Yine bir başka soru. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin farklı illerde de kurulması ile ilgili bir çalışmanız, bir planlamanız var mıdır? Şöyle, yani İstanbul'la ilgili bir çalışmamız var ama henüz daha netlik kazanmadı. İnşallah orası da netleştiğinde duyurusunu yapacağız. Ama İstanbul'la ilgili bir plan var. Yine bu COVID-19 sürecinin sonrasında hem online çalışmalarınız, internet üzerinden erişimler, hem de diğer süreçlerle ilgili kütüphanelerde farklı seminerler, konferanslar yapılacağını belirtmiştiniz. Bunlarla ilgili sanırım farklı birimleriniz var. Yoğun olarak bu işler devam edecek mi? Yani farklı çalışma alanlarıyla beraber Cumhurbaşkanı Millet Kütüphanesi'ni aktif olarak görebileceğiz sanırım. Buralarda katılma şartı ile ilgili bir sorumuz var. Herhangi bir seminer, konferansa katılmak isteyen izleyici, dinleyici yine online olarak başvuru yapması yeterli olacak mıdır? Tabii ki ilk etkinliğimiz hepinizin bildiği gibi İlber Ortaylı ile tarih buluşması yapacaktık. Biz bunu ilan ettiğimizde web sayfamızda 2 saat içinde rezervasyon dolmuştu. Rezervasyonla alacağız çünkü konferans salonunda sınırlı 500 kişilik olduğu için 2 saat içinde 450 kişi kayıt yaptırmıştı. 450 kişiyle sabitliyoruz bunu. Yine aynı şekilde bunlar devam edecek. Tabii ki derslerimizden bahsetmiştik. Birçok projelerimiz var. Ama bu virüs hepimiz tüm kütüphanelerde olduğu gibi bizi de etkiledi. Değişik seminerler, eğitimler verilecek. Atölyelerden bahsetmiştim. Robotik atölyesi, çocuklar için atölyeler, kodlama eğitimleri, bunlara başlıyoruz. Haziran sonunda atölyelerimiz tamamlanacak. Dolayısıyla buraya gelen kişi kitabın yanında diğer alanlarla da ilgilenmiş olacak. Çok teşekkürler. Araştırmacılar için uzaktan erişim kısmı ne zaman açık olacak diye bir soru daha var. Şöyle, uzaktan erişim, bahsettiğim gibi dijital kütüphanemizde yaklaşık 10.000'e yakın dijitalleşmiş kitabımız var ama bunları eksik açmak istemiyoruz. Kontrollerini yapıyor arkadaşlarımız şu anda. Kontroller bittiği anda açacağız. Veri tabanlarında özellikle şu anda çoğunluk üyeliklerimiz Equal üzerinden olduğu için lisans anlaşmaları bizim dışarı açmamıza izin vermiyor. Ama abone olduğumuz yeni veri tabanlarında ülke lisansı alıp tüm ülkeye açmayı istiyoruz. Özellikle de geçen ay Gale'den bir veri tabanlı deneme erişimini açmıştık. Firmaya rica ettik. Onların katkısıyla da tüm Türkiye'nin kullanımını açmış olduk bu veri tabanlı. Bu bir bizim için denemeydi. Bunun da çok kullanıldığını görüyoruz. Bununla birlikte önümüzdeki süreçte inşallah bu tarz veri tabanlarını kullanılanları özellikle ilgili birimlerle de ULAKBİM olsun, ANKOS olsun ilgili arkadaşlarla görüşüp istişare edip kullanılabilecek veri tabanlarını aşma imkanımız var her zaman için. Teşekkür ederiz. Bir soru da ben sorayım. Siz sunum yaparken aslında kütüphane pek çok alanına değindiniz ama kitap şifahanesi alanına ufak da olsa bilmeyenler için bir değinebilirseniz çok sevinirim. Aslında kitap restorasyonu olarak adlandırılıyor ama eski tabiriyle kitap şifahanesi. Sonuçta kitaplara şifa veriyorsunuz. Yıpranmış kitapların kağıt onarımı, cilt onarımı gibi yaklaşık
20 personelimizin çalışacağı, içinde kimya, biyoloji gibi laboratuvarlarının olduğu bir mekan. Burayla ilgili bahsettiğim gibi altyapı çalışmalarını tamamladık. İlgili personeller de şu anda yavaştan işleme başladılar. Personel sayısı burada tamamlandığında kitaplarımız inşallah şifa bulup okuyucuya çıkmış olacak. Ayhan Bey çok teşekkür ederiz. KebiCash online seminerlerinin dördüncüsünü sizinle beraber tamamlamış olduk. Değerli katkılarınızdan dolayı, sunumunuzdan dolayı çok teşekkür ederiz. Çok verimli bir toplantı oldu. Hakeza hem YouTube hem Zoom üzerinden gelen mesajların çoğuna da teşekkürlerimi sunuyor arkadaşlar. İnşallah KebiCash seminerlerine kısa bir aradan sonra tekrar devam edeceğiz. Bu arada ben mail adresimi paylaşıyorum şu an chat kısmından. sefa.sahin@mbb.gov.tr. Buradan önerilerinizi ve eleştirilerinizi bize yönetebilirsiniz. Bundan sonraki KebiCash seminerlerini beraber en azından planlamış oluruz. Ben tekrar değerli sunumlarınızdan dolayı size ve izleyicilere çok teşekkür ederim. Çok güzel bir seminer oldu. İnşallah farklı bir seminerde tekrar görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın. Sefa Bey, ben de size ve arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi Türkiye'deki kütüphanecilik algısına katkılar sağlayacak. Çünkü bu yönde devletin tepesi bizzat ilgili. Biz kütüphane açılmadan önce yaklaşık 4-5 ay önce kütüphane açıldığında ne tarz faaliyetler yapılacak bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifiyle Hasan Doğan Bey, İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı Bey'in katıldığı toplantılarla 3-4 ay, 10 günde, 15 günde bir düzenli toplantılar yaptık. Başdanışmanlarımız vardı burada, ilgili birimler vardı. Kütüphane ile ilgili ne yapılabilir? Türk kütüphaneciliğine nasıl katkı sağlanabilir? Bu konuda ciddi çalışmalar oldu. İnşallah önümüzdeki günlerde de güzel çalışmalarımız var, özellikle yerel yönetimlerle ilgili. Öncelikle tabii ki Türkiye'deki bir durum tespitini yapmamız gerekiyordu. Tüm belediyelere bir yazışmayla bunu gönderdik. Durum nedir? Ne kadar kütüphane var? Ne kadar personelleri var? Kütüphane var mı? Durum analizi yaptıktan sonra bu konuda da inşallah Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin himayelik yönünde çalışmaları olacak yerel yönetimlerin. Teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. İnşallah biz çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bir an önce bu virüsten kurtuluruz ve günlük hayatımıza döneriz diye düşünüyorum. İnşallah. Çok teşekkürler. Sağ olun. Görüşmek dileğiyle. İyi bayramlar. Haydi bayramlar. Sağ olun. Görüşmek üzere. Dileğiyle sağ olun.